yanıklarına polis göz açtırmıyor. Çakarlı araç denetiminde yetkisiz araçlara ne yapıldı? Ne yasaklı madde, ne tarihi eser, ne akaryakıt. Kaçakçılar bu kez öyle bir şeyle yakalandı ki böylesini ne gördünüz ne de duydunuz. Bu habere çok şaşıracaksınız. Sohbet grubundan atıldı, soluğu adliyede aldı. Mahkemeden çıkan karar ne oldu? Onları hiç böyle görmediniz. Bizim çocukluğumuz bunlarla geçti. Adeta zaman tüneline girdiler, çocukluklarına döndüler. Ebru Akel ve Murat Güloğlu'nun izleyenleri geçmişe götürecek buram buram nostalji kokan 90'lar haberi. Tüm detaylar az sonra. Trafiğin uyanıklarına polis göz açtırmıyor. Çakarlı araç denetiminde yetkisiz araçlara ne yapıldı? Ne yasaklı madde, ne tarihi eser, ne akaryakıt. Kaçakçılar bu kez öyle bir şeyle yakalandı ki böylesini ne gördünüz ne de duydunuz. Bu habere çok şaşıracaksınız. Sohbet grubundan atıldı, soluğu adliyede aldı. Mahkemeden çıkan karar ne oldu? Onları hiç böyle görmediniz. Bizim çocukluğumuz bunlarla geçti. Adeta zaman tüneline girdiler, çocukluklarına döndüler. Ebru Akel ve Murat Güloğlu'nun izleyenleri geçmişe götürecek buram buram nostalji kokan 90'lar haberi. Tüm detaylar az sonra. İşte buradayız. Güzel bir sabah olsun efendim. Murat ve ben her zaman olduğu gibi huzurlarınızdayız. Umarım güzel bir sabah uyanmışsınızdır. Evet, sizlerle. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Şahane bir cuma olsun hepimiz için. Yine bomba gibiyiz. Cap canlıyız gördüğünüz üzere haberlerimiz. Biraz da tahammülsüzüz bugün sabah anladığım tondan. Böyle niye? Bir ton geldi. Yok gayet iyiyim. Pambık gibiyim. Aha, pambık. Harikasın. Şeker gibisin aynı şeker zamanda. Şeker nesi? Nesi yani? Şeker gibisine denir. Heh. Denmez mi yani? Bir tek kızlara mı denir çok şekersin diye? Çok şekerim, sağ olun. Erkeklere söylenebilir yani. Aynen. 0534-263-4372 bizim WhatsApp hattımız efendim. Her zaman olduğu gibi oraya göndereceğiniz yorumlar, görüntüler bizler için çok çok kıymetli. Bu sabah Show TV, Murat Güloğlu TV ve Ebru Akel takip etmeniz gereken, yazmanız gereken Instagram hesapları. Evet, bugün cuma. Bugün cuma. Evet, haftanın son iş günü en azından bizler için öyle değil mi? Ve bizim gibi bizi izleyen şu anda evlerinde olan, işe gitmekte olan herkese sevgi selam olsun efendim. Aynen öyle. Aynur Hanım gözümüz üstündeymiş peki. Gözü harika. Üstündeymiş şahane. Peki. Şimdi Ebru'cum tezgahlarda hamsi bolluğu devam ediyor. Allah'ımıza şükürler olsun. Yani şimdiden alalım bol bol, istifleyelim olabiliyorsa. Evet. Palamut bereketi vardı geçen yıl ağlarda. Şimdi bu biraz özellikle şu kısa sürede hamsiye kaydı ki hamsi deyince akan sular ne olur? Gürler. Durur değil. Daha da coşar. Balıkları taze diye alıp yiyip koşsana. Oh oh bey amca. 3-5 kilo alsana. 3-5 kilo alsana. Hamsi nasıl gözüküyor? Harika. Karşısan görü çok güzel. Taze yani. 2 kilo hamsiyle kaç kişi doyar? 3 kişi. Ne alacaksınız? Hamsi alacağım. Hamsisiz olmaz. Biz Karadenizliyiz. Hamsisiz olmaz. Çok pahalıydı hamsi, çok. Hamsi bollaştığı haliyle fiyatı da düştü. Sezona 150 liradan giriş yapmıştı hamsi. Şu anda Üsküdar Balık Pazarı'ndaki fiyatı 70 lira. Bu durum hem balıkçıların hem de vatandaşın yüzünü güldürüyor. Gördün mü hamsiyi? Boncuk gibi maşallah. Hamsimiz de hamsi yedik. Biraz değişik olsun eski diye. Bak böyle alacağım bunu. Bak bak bak. Hamsi çiğ de mi yenir? Her şey yenir. Bu hamsi var ya kaymak kaymak. Palamut hiç yok. Palamut hiç yok bu sene. Geçen sene palamut boldu, hamsi kıttı. Bu sene hamsi bol, palamut kıttı.
Şuna bak be. Şundan bulgur gibi vallahi bulgur. Şuna bak. Hem buğulama yapacağım hem kızartma yapacağım. Hamsi siz olur mu? Ben Karadenizliyim, olmaz. Devadır yani. Hamsi. Bu sene doyacağız mı hamsi? Bu bir de Karadeniz'in başlamamış hali. Bu sene çok hamsi olacak. Daha Karadeniz başlayacak. Geçen sene ortalık palamuttan geçilmiyordu ama bu sene palamutun yerinde adeta yerler esiyor haliyle. Tane fiyatı da 150 liraya kadar yükselmiş durumda. Peki diğer balıklar ne kadar? İstavrit 150 lira, sardalya 100 lira, mezgit bugün 150 lira, barbunya var burada 250 lira kilosu. Bu sene hamsiye doyuruz, arkasından çinekop. Ne hamsi geldi be, ne hamsi geldi be, yesin vatandaş. 1,5 kilo 100 lira hamsiye bir bak, 1,5 kilo 100. Hafta sonu menümüz belli. Hamsi. Kilosu da düştü 70 liraya, sürekli. 150'den giriş yapmış. Şimdi evet. Hamsi neden kıymetli? Ucuz. Sence? Ucuz, o kıymetli bir. Aynı zamanda yağda eriyen A ve D vitamini içeriyor. B vitamini içeriyor. Dolayısıyla çok kıymetli. Diğer balıklar içermiyor mu? Efendim? Diğer balıklar? Diğer balıklar diyeceğim ama hamsi de özellikle olması gerekiyor. Hem ucuz hem bu artıları var yani. Hem de çok fazla vitamini içeren A1, B1, B2, D vitaminleri. Yani hamsi aslında çok faydalının altındaki hikaye aslında. Tadı başka bir şey ya. Kılçıklı yenmesi tavsiye ediliyor. Tabii. Böyle çıtır çıtır yersin ya. Oh, benim favori vermeyeyim. Yani balıklar konusunda çok iyi değilimdir ama favori zaten balığım hep hamsi oldu. Ne öyle kadar mi? Güzel. 70 de hani az severim. Değil ama yine de hani diğer baksana 100'den aşağı şey yok, balık yok. Evet. Bol bol, özellikle Süleymanpaşa açıklarında bol gözüküyormuş. Daha da olacakmış öyle deniyor. Olsun olsun. Ha belki arkadaşlar bekletip biraz daha ucuza değil mi alabilirler, bilemem artık. Bir yatırım tavsiyesi değil ama afiyet şeker olsun. Afiyet yavrularımıza çekeriz. Bol bol yedirelim. Hamsi kuşu, hamsi pilavı, hamsili ekmek, bol bol hamsi dünyasından. Haydi evet. Bak. Şimdi bazı konularda söyleyecek çok sözümüz var ama bazılarında sadece baktığımızda bile yani o görüntü ya daha ben buna ne diyeyim diyebiliyorsun. Ters yönden giden, çok pardon. Ne oldu, hayırdır? Bir doktor çağıralım mı? Acil. Hayır efendim, çok teşekkür ederim. Bir otomobil sürücüsüyle bir motokurye kilometrelerce ters yönde gidiyorlar. Güzel. Kilometrelerce, hani yanlışlıkla saptım, ters yönden girdim değil. Hamsi i̇şte o görüntüler. Hamsiye gidiyorlar. Adam vallahi ters şeritten yardırmış gidiyor, helal olsun ya. Ne kendi canını ne de diğer sürücüleri düşündü. Azrail'e kafa tutan şoför görenleri dehşete düşürdü. Silivri Selipaşa arası. Tem otoyolunda seyir halindeki bu aracın sürücüsü kimseye aldırmadan kilometrelerce yolu ters yönde gitti. Adam vallahi ters şeritten yardırmış gidiyor, helal olsun ya. Emniyet şeridindeydi ama yanından kamyonlar, otomobiller vızır vızır geçti. O vurdum duymaz yüzünden facia yaşanması an meselesiydi. Silivri Selipaşa arası. Başakşehir'deki bu motokurye de ondan farksızdı. Ters yöne girip kazaya davetiye çıkardı. Soldan araba geliyor. Bu adam kafayı yemiş ya. Harbiden kafayı yemiş bu adam. Neyse ki korkulan olmadı. Motosikletli trafik magandasının tehlikeli yolculuğu kameraya böyle yansıdı. Sol şeritte. Oğlum arabalar geliyor. Ya sen ne yapıyorsun? Nasıl? Yani o an sen ben o aracın içinde gidiyor olsak, yani normal şeridimizde giden bir araçta olsak, hani ne dersin mesela Murat? Ne diyeyim, gel kafa kafaya çarpışalım derim yani. Bu arkadaş özellikle bak o emniyet şeridinden gidiyor. Emniyet şeridinden giden araçları zaten biliyoruz. Kimi çakarlı araçlar, kimi ambulanslar, kimi itfaiyeler falan. Ama bir de bu tersten falan gidiyor aynı zamanda. Bir de yani gaza basa basa gidiyor. Baktığımız zaman da öyle herhangi bir arabada değil gördüğümüz kadarıyla. Bayağı kelli felli bir araç. Ve Selimiye'den nereye? Silivri'ye. Selimpaşa'dan daha doğrusu. Ben Silivri'ye doğru. Ben İngiliz mi diye sormak istiyorum. Yani tamam direksiyon ters gelmiş olabilir de yolda mı ters geldi kardeşim? Madem öyle bu kadar bilmiyorsun niye bindin? Ha bindin gidiyorsun bir yerden, çek sola bir yerde, bir çıkış yolu yok mu oradan? Yani bu kadar kilometrelerce gidilebilecek bir kara gözlülük nereden geldi? Valla kara gözlülük falan filan yapan yapıyor ama işte görüyorsun her yerde de kameralar var. Kallavi şekilde cezayı da kesmezsen bu arkadaşlar bu işi yapar. Evet. Yani öbürü de soldan gidiyor motokurye. Evet. Yolun solundan gidiyor. Hani o atıyorum o yolda da hani 120'den aşağı zaten gitmen biraz da yasak. O sol şeritte özellikle ve gecenin karanlığında. Yani herhangi bir şekilde bir vursa Allah korusun sivrisinek gibi dağılır vallahi. Allah, aynen öyle.
Aynen öyle. Ama kilometrelerce gidilip gerçekten bir emniyet gücüne takılmaması da bu süre içerisinde bir soru işareti. Çünkü yani mutlaka ihbar vardır. Mutlaka dronlara, kameralara yakalanmışlardır. Birçok mülteci de takılmıyor ki yani kamerala şuna buna yani. Dolayısıyla bunlar da rahatça takılıyorlar anladığım kadarıyla. Ama yani bunlar hani burada kalmayacaktır. Mutlaka bir ceza yazılacaktır. Belki eklenecektir bunun gibi belki arkadaşlar de yollara. Ya da cezalarına ceza şey eklenecektir. Hepsi olası efendim. Hepi cüyü olası. Aynen evet. Öyle. Şimdi evet, ters yönden giden çakarlı arabalardan da bahsettik. Ters daha doğrusu yönden, düz yönden giden, normal yolunda gidip ama çakarı olan araçlardan bahsettik. Bunlardan bazıları haklı olarak o çakarları kullanıyorlar. Bunların da ne olduğunu az sonra bakarız isterseniz. Çünkü merak ediyorlar. Hı-hı. Yani sen kimsin de çakarın var diyenlerin cevabı olsun bu. Trafiğin çilesini çekenler, diğer tarafta araçlarına yetkisiz çakar takanlar var. Bu yetkisiz çakar takanlar polisin denetiminden işte asla ve asla kaçamıyor. O anlara gidiyoruz. Çakarlı araçlara polis denetimi. Onlar yoğun İstanbul trafiğinin uyanık şoförleri. Kendilerini trafikteki diğer sürücülerden farklı kılmak için usulsüz yollarla araçlarına çakar lamba taktırıyorlar. İstanbul'da denetim yapan polis ekipleri usulsüz çakar lamba taktıran ve emniyet şeridini kullanan şoförleri tespit etti, 4.064 lira ceza kesti. Ceza işlemi uygulanacak. İstanbul trafiğinin çilesini çekenler de bu denetimlerden son derece memnun. Gayet memnunuz, yapsınlar. Herkes kendi yolunda gitsin. Ambulans ve acil gitmek isteyenler emniyet şeridini kullanabilsinler. En iyisini yapıyorlar. Yani usulsüz zaten... İsmi üstünde, usulsüz. Denetimler sıklaştırıldı. Ara ara bu denetimler yapılıyor vesaire ama şimdilerde özellikle ağır bir şekilde bu denetimlerin yapılır olması son derece mühim. Kim, kime, nasıl, ne şekilde, hangi kanunsuz bir şekilde, hangi izah edilemeyen bir şekilde bu çakarlı araçları vermiş olabilir? Ya da çakarları vermiş olabilir. Ya çakar dediğin satılan bir şey ya böyle. Gidiyor onu işte kendince elbette alıp takıyor. Elbette de bazen i̇şte hiç alakası olmayan insanlara ya da araçlara bu çakarlar takıldı zamanında. Hı-hı. Şimdi bunlar tek tek toplanıyor gördüğümüz tabii gibi. Hayırlısı olsun, güzel olmuş. Çünkü aynen, İstanbul'un trafiği biliyoruz ya. Buradan bir başlıyor yer yer. İstanbul'un işte Boğaziçi Köprüsü işte 15 Temmuz, yani Fatih Sultan Mehmet'e kadar inanılmaz bir trafik oluyor. Tabii bu arkadaşlar canım, o rahatlıkla dandan gidebiliyorlar. Hı-hı. Dediğin gibi kullananlar var, kullanmaması gerekenler var. Ama arabalarında çakar var. Önceden çok fazla müdahale edilmiyordu. Şimdi edilmeye başlamış. Evet. Hayırlı olsun. Güzel. Ya izleyicilerimizin de başına belki geliyordur. Yani trafikte çakarınız giderken var mı diye soralım. Çakarı olan var mı? Eğer yetkisiz çakar kullanıyorsanız bu arada bunu kullanma cezası 4.064 lira. Bir şey değil ki. Kimler kullanabiliyor? Bir şey değil ya. Bir şey değil diyorsun. Ne ki yani? Ne olacak? Çakarı çakar gidelim. Hayır yani şu enflasyon peki, ortamında organ, hiçbir şey organ, doku ve kan nakil araçlarında çakar var. Korunan ve koruyan araçlarda çakar var. Doğalgaz acil müdahale araçlarında çakar var. Hükümlü veya tutuklu nakil araçlarında, yol yapım vesaire bakım kuruluşlarına ait kar ve buzla mücadele gibi acil durum gerektiren araçlarda çakarlar var efendim. Üstlerinden ve geçmişte ifa edilen görevin niteliği, önemi ve kişiye yönelik güvenlik riskleri değerlendirilerek verilen çakarlı araçlar var vesaire vesaire. Emniyet, sağlık, itfaiye, arama kurtarma, acil müdahale ekiplerinin araçlarında bunları görebiliriz. Bunun dışındakiler evet, yetkisiz araç kullananlar, çakar kullananlar sınıfına giriyorlar. Peki sen görsen ne yapardın? Neyi? Böyle bir ışığı gece böyle duruyorsun karanlıkta. Semihallahülmelam edeyim. Namaza dururdum. Ay korkar mısın? Bilmiyorum ki, bakacağız. Ne geldi dersin? Evet. Bir bak bakalım. Rizeliler gece saatlerinde, Rizeli dostlara sevgi selam. Gökyüzünde gördükleri gizemli parlamayla aslında biraz ne oluyor daha dediler. Ateş topu adeta. Evet. Endişelendiler tabiri caizse. Saniyeler sürdü, o anlarda kameralara yansıdı. Valla dilekleri ne varsa dilemişlerdir o süre içinde. Göl yayla mevki burası. Kameralara da yansımış bu parlak ışık. Ya kameraya bu şekilde yansıdıysa normal çıplak gözle görmek çok daha farklı bir meteor olayı olabilir. Evet. O meteorlar evet, biliyorsun değerli bir de aynı zamanda. Şimdi nereye hani onun düşüşünü önemli gördün. Nereye düştüğünü aramaya gitmiş olabilirler mi? Valla Rusya'ya da düşmüş olabilir. Karadeniz'in göbeğine de düşmüş olabilir çünkü. Hani oralarda bizim Rize'ye düştü mü acaba diye yola çıkan olduysa merak ediyorum. Bulan olursa haber versin efendim. Meteor. Ama neden son zamanlarda bu kadar sık görüyoruz bu haberleri? Gökyüzü daha parlak çünkü. Gökyüzü daha parlak.
Rizeli yani. Kardeşlerimize geçmiş olsun ama yani evet. Doğa olaylarıdır bunlar ya. Düşünsene ilk insan, ilk çağlarda yaşayan evet. insansın. Hadi şimdi az çok söyleyebiliyorsun. Yok Elon Musk'ın bilmem nesi falan filan da diyorsun. Evet. Hiç bilmiyorsun orada o zamanlar meteor vesaire. Allah düşünsene. Tabii yeni canım. Bir tanrı, yeni bir bilmem ne. Bir tabii. şeyler tapılacak bir şey diye görelim. Ne gibi adlandırılırsa tabii ki insanların çeşitli yorumları olmuş. Bak patlayarak düşmüş. Bugüne. Var evet. orada bir şey. Ciddi de büyük yalnız. Görüntülerde de bu kadar parlamış. Pekala. Mesajlar vardır okuruz. Çok fazla mesaj var okuyacağız. Şimdi İran'ımızdan Türkiye'mize gelen evet. Komşumuz malumuz ve birçok fazla İranlı kardeşimiz artık memleketimizde duruyorlar. Şimdi gümrük muhafaza ekiplerini atlatamadı bir kaçakçı. Hadise aslında bilinen bir şey. Saç saklıyor imiş aracının ve ayakkabılarının bilinmeyen yerlerinde. Saç ya saç bildiğimiz. Saç kaçakçılığı. Saç yani hani saç kaçakçılığı. Bakalım sonu ne olmuş ama üzerine konuşalım tabii ki. Kaçakçılık yapmak istedi, aracın her yerine bidonlarla zula yaptı. Yakayı ele vermekten kurtulamadı. İran'dan Türkiye'ye giriş yapan şahıs takibe alındı. Araçta yapılan incelemede bidonlara doldurulmuş 56 kilo 230 gram kaçak insan saçı ele geçirildi. Bu yetmezmiş gibi şahıs ayakkabısının tabanına dahi kaçak saç gizlemişti. $1.350.000 değerindeki saçlara el konuldu, kaçakçı gözaltına alındı. Şimdi bu saçlar kadınlar için, aksesuarlar, kuaförler için işte. Bu postiş denen olay mı? Ya postiş, peruk, hani takanlar var yani sağlık sebebiyle oldukça fazla kullanılan, talep edilen bir şey. Kanser hastalarının evet. O evrede özellikle çok hayat kurtarıcı bir şey. Yani dolayısıyla bu saçlar peruk hoca olarak da geçiyor ya da kuaförlerin vazgeçilmez hikayesi. Hı. Dünyada bir dakika. Üretilen bir şey değil bu, normal insan saçı i̇nsan yani. İnsan saçları, ha. Aynen. İnsanlar kendi istekleriyle kendi saçlarını satabiliyorlar, uzatıyorlar. Özellikle Uzak Doğu'da vesaire vesaire çok fazla hani güzel saç olduğunda. Hı-hı. İlk defa böyle bir şey duyuyorum. Saçın da kaçakçılığını ilk vallahi defa saçı duyuyorum. Kaçakçılığına baktığımız zaman arşivlerde bir hayli fazla. Varmış, evet. Özellikle hani havalimanlarında mesela bir haber var. Yine Tahran İstanbul seferini yapan. Anladığımız evet. kadarıyla özellikle Türkiye'de yaşayan İranlı arkadaşlar mı istiyor acaba? Hani biraz daha böyle... biraz daha şatafaklı olalım vesaire yani vesaire diye. İranlı kadınların güzelliği, değil mi? Makyaja, kendilerine, bakımlarına güzelliği çok yani, bilinir. Saçları da çok güzeldir gerçekten. Bir de hep uzatırlar, kesmezler evet, evet. falan. Hani burada acaba İranlı arkadaşlarımızın bir isteğinden dolayı mı böyle bir kaçakçılık gerçekleştiriliyor? Eğer öyle bir şey varsa gerçekten bu işi gerçek anlamda ticarete dökülsün. Hani vergisiyle mergisiyle saçlar değil mi getirilsin. Tabii canım mutlaka kuaförlere dağıtılsın bu işi yapanlar ki. Yapsın. Yine niye merdiven altı sistemlerle? Demek aynen. ki bir hayli fazla talep var ki İran'dan bol miktarda yani bu bizim gördüğümüz duyduğumuz uçakla da geliyor. Mesela X-ray'de taramasından geçirerek mesela tabi tutuluyor ama şöyle bir bakalım 1.600.000 lira değerinde 68 kilogram mesela tabii. zamanında getirmiş daha birkaç ay olmuş. Bu da farklı bir durum. Demek ki ciddi anlamda bu işin bir ticareti oluşmuş ki vallahi bilmiyorum yani hani. Demek ki İranlı kardeşlerimiz daha iyi mi bakıyor saçlarına? Yani yapı olarak belki biraz daha farklı olabilir. Evet. Yani Uzak Doğu saçlarını çok biliyorum ama bundan bilgim yok. Yani mutlaka öyle bir durum var ki talep var baksana. Evet yani bayağı bayağı bir talep 56 var. 56 kilo saç yakalanmış. Evet. Hadi bakalım. Oğuzhan Koç konseri miymiş? Evet. Oğuzhan Koç çıkmamış yağmur sebebiyle biz Ankara'da. Biz dedik yani en azından bir görün şöyle falan filan yaptı, yaptı evet. ama yani adam haklı bir taraftan evet, da haklı. Yani. Hani bu sahnede. Peki. Bazı konserlerde de insanların başına tarih kuşu mu konuyor acaba Murat? Aynen öyle. Bu şey her hadisesinde pankartlar demek yurt dışından bize geldi. Hadisede de gördük ya tek taşımı kendim aldım Nil Mil vesaire. Her evet. yerde bir pankartlık durumu var yani. Evet. Bir taraftan da Drake. Drake mi adı? Drake diye geçiyor birçok evet. yerde. Çünkü vurgusu şusu busu kendisiyle Drake. Bunlar şey biraz rapçi vesaire. Ve kız arkadaşından ayrılan bir arkadaş. Teselli bu arkadaşta bulmuş ki abi de gelir zaten şöyle Amerika'nın rapçilerinden bir tanesi. Evet. Yo yo yo. Konserinde kız arkadaşının kendisini terk ettiğini belirten bir pankart açan hayranı için kesenin ağzını açmış. Bütün birikimimi sen kendim ve sevgilim için bu konsere harcadım ama sevgilim beni terk etti diyerek bir pankart açmış. Peki. Biraz herhalde. Buying tickets for me and my ex. But honestly, never mind. It's really her loss, so she ain't coming with you tonight.
come with you tonight. What the fuck is wrong with her? And you in here just icy with the gold chain and the sunglasses on? Hey, you know what? But you know what? She's gonna feel real love. Cause I'm gonna give you 50 bands so you can flex on me. Allah. Şimdi Drake'in bu ve bunun gibi onlarca hikayesi var aslında. Daha önce de mobilya paramın tamamını senin konserine gelmek için harcadım diyen birine de onlarca bin lira vermiştim. Mesela bir daha önce de bir tesiste evet. 1 saat 27 bin dolar harcadığına yani. Dair kayıtlar var falan filan. Yani nereye böyle biraz gidecek? Gönlü zengin bir arkadaş. Nereye kadar gidecek? Bu durum. Ya gönlü zengin de adam zaten işte Las Vegas'ta gittiği bir mekanda her neyse 1 saatte 27 milyon doları heba edebilecek bir arkadaş. Yani devede tüy. Hem de şeyini yapıyor, coşkusunu çıkartıyor. Bütün Amerika'da konuşuluyor şimdi şu bu arkadaş. Düşünsene. Ama bu da bir taraftan seyirciyi de canlandırabilir. Mesela oradaki... Ne çıkarsa bana da. Ha? Biz de gidelim mi? Biz de bizi de görürsün. Mesela bu arkadaş, hani kız arkadaşı kendisi terk etmiş ya, bir tezgah da olabilir. Böyle böyle yapalım, ben bunu söyleyeyim, gelme vesaire. Her şey olabilir. Yok, ya da Drake'in dikkatini çekecek de o pankartı okuyacak da o gün öyle bir ruh halinde olacak da sana 50 bin doları bak, verecek. Yapmış işte bak görüyorum. Gerçekten veriyor mu bir de? Bir taraftan da gerçekten kız arkadaşı var mı acaba? Ben Drake'e mesaj atacağım şimdi. Var mı sende telefonun? Var da eski. Sevgilimden. Yani hani kız arkadaşı bile olmayabilir. Yani o kadar çok düzenek var ki bu işte ya, aslında bakarsan. Ama ona inanmış o anda. İnanmayı seçmiş. Ya inanmasa ne olacak? 50 bini nehre, okyanusa atsa ne olacak? 50 bin dolar onun için hiçbir şey değil ki. Evet, şovunu da yapmış vallahi bilmiyorum. Bir taraftan da bak Beyoncé'nin evet. hayranlarına metro jesti vardı. Tabii tabii. 2 saat gecikmeli çıktığı konser sonrası Beyoncé seyircilerinin evlerine rahat dönebilmeleri için metroya 100 bin dolar ödedi. Evet. Bu da büyük olaydı. Sefer yani. Ekletti. Evet. Düşünsene geç saatte ulaşabilsinler diye. Böyle hikayeler var çünkü yani zaten Beyoncé deyince de böyle bir durup düşünmek lazım. En son çıktığı dünya turnesinde ortalığı adeta salladı. Kim? Benim giden arkadaşlarım oldu. Evet. Hollanda turnesinde. Niye buraya gelmedi acaba ya? Ay, buraya gelmedi, hazır Avrupa'ya gelenler ya şöyle bir İstanbul arası. Atina'ya bile geliyorlar. Hop İstanbul'a gelmiyorlar. Evet. Ya yani müthiş performans sergiliyor gerçekten. Yani sahne üzerinde sınıra olmayan bir insan. İşte bu görüntülerle, bu kostümlerle bayağı böyle yakından çekilmiş videolarını attılar bana. İnanılmaz bir show, inanılmaz bir show yapıyor ve bütün dünyayı gezdi. Kaç, 27 Eylül'de, bak 10 Mayıs'ta başlamış Stockholm'de, evet. 27 Eylül'de New Orleans'da bitti. Evet. Aylar süren. Ne kazanmış bana onu söyle. Söyleyeyim mi, hazır mısın? Buyurun. 2.7 milyon izleyiciyle buluşmuş. Güzel. Toplamda tam 579 milyon dolar. Uf. Birçok ülkenin cari açığını kapattı vallahi. Tek başına sanayi, tek başına bir fabrika şu arkadaş. Şirket gibi yönetiliyor zaten. Tabii canım. Yani o parayı kendinin yönetebilmesi 500. mümkün değil. Yani nasıl olabilir? Ve cash para. Tak. Tabii. 579 milyon dolar. Daha sonra da bir film vesaire olacakmış. Belki bu da oradan da bir 6-7 hadi bir 10 milyon dolar da gelse ne gidemedi. Ne olacak yine. Canım? Hadi onu da yapıvereyim demiş. Dünya orada. Devleri ne kadar çok kazanıyor görüyorsun Ebru. Evet. Helal olsun. Bazı insanlar farklı şekillerde var oluyorlar ama yani müthiş bir kadın. Dinleyelim biraz. Havamız da alsın bir dinleyelim ya. Dağılmıştır. Dağılmışlar. Dağıldı şu an. Havamız dağıldı. Evet. Welcome to the Renaissance. Hadi bakalım. Hayırlı uğurlu olsun. Of 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 of. Rönesans adlı dünya turnesi. Evet. Etkileyici bir kendisi. Bir daha gelirse gidelim Muratçığım. Peki. David Beckham. Dünyaca ünlü eski futbolcu. Victoria Beckham'la o da eski böyle bu baharat kızların grubundan ayrılıp sonra moda dünyasına giren ve yıllar yılı aslında bildiğimiz 4 tane falan çocukları var. Tabii. Ciddi bir evlilik ve 2 tane çok güzel insan çocuklar vesaire. Yani kadın aynı zamanda ünlü bir modacı oldu biliyorsun. David Beckham'ın bir belgeseliyle ilgili eşiyle röportaj yapıyorlar. Allah. Tamam mı? Allah. Tam o anda ünlü futbolcunun yaşamını konu alan orada hikayede eşi Victoria'nın röportaj sırasında araya girerek Victoria'nın yalan söylediğini ima etti. Of çok ne ağırmış. Yapmış? Yok be şakasına takılmıştır canım. Abi. Demiş ki Victoria işçi sınıfında büyüdüğünü söylediği sırada kapıdan kafasını uzatarak araya giren Beckham eşine dürüst ol dediği öğrenildi. Ya şöyle dürüst ol. O ifadeye bakalım. Oradaki üslup önemli diye düşünüyorum ben bakalım.
to him, and it was as simple as that. Yeah, I mean, I think also we both come from families that work really hard. Both of our parents work really hard. We're very working class. Be honest. I am being honest. I am being honest. What car did your dad drive you to school in? So my dad... One answer. My dad... What car was it? All right, it's not a simple answer because... What car did you get your dad to drive It depends. To school in? No. Okay, what in car? The 80s, what? My dad had a Rolls Royce. Ne diyeceğiz buna? Yok öyle şaka yollu falan değilmiş de. Bu arada David Beckham da vallahi hiç... Şimdi burada ciddi bir hesaplaşma var. Var. Bu bundan sonra esas. Kavgada olmaz bu iş yani. Oo, hiç öyle şaka yollu falan filan söylememiş. Baksana ben de onlar benim böyle yani en mutlu gördüğüm çiftlerden biri. Her ilişkide tabii ki bu tarz duyduklarına inanma, gördüklerinde ama... yarısına inan. Olaylara gel. Baya baya basit bir mevzu değilmiş yani. Baban hayır, seni hangi orada... arabayla üstüne basa basa söylüyor üç kez. Hey David. Bu olay var ya burada patlar gider yani babamın Rolls Royce'u vardı diyor ya. Baksana yani hem de tamam 80'lerde bu arabayla geldik gittik falan hani ama işçi sınıfıydı. Herkes işçi sınıfına bakarsan canım. Evet. Vay arkadaş. Biz çok çalışan işçi sınıfıyız. Şimdi tamam Beckham'ın öyle bir anlattığı kendi hikayesi olabilir yani ama kadın kendini bunun içinde neden göstermek istedi eğer doğru değilse. Neden insan böyle bir yalan söyleme ihtiyacı duyar ki? Ya vardı diyor öyle biz hep çok zorluklardan geldik bak neler yaptık şimdi falan. Hani ben de sizdenim kardeşlerime getiriyor işi. Evet. Anladığım kadarıyla. Ben ama Affleck'in dürüst Jennifer... olmak lazım. Beckham burada bayağı dürüst. Dürüst. Ya yani şaka yollu yani falan Beckham, dürüst ol hanım. Beckham'ın tahammülü yok böyle bir şey demek. Yani sen evet. Neysen onu doğruca koy. Yani hangi arabayla gidip geliyordun? Benim arabam bile yoktu. Ben o top peşinde koşarken nelerden geçtim? Belki tenekeyle tabii, oynadım. Öncesinde. Hikayesi varsa eğer Beckham'ın karısının anlatmış olduğu ona birazcık daha hafif geliyor. Anladığım kadarıyla. Şimdi Jennifer Lopez'le Ben Affleck böyle arabada kavga ederlerken falan evet. Görüyoruz ya onları çok. Ha bilmiyorum. Yakında, ha, yakında mı diyorsun? Bunları öyle. Bilmiyorum. Ama çok olaylar ağır. Olaylar yani. Çok ağır. Evet. Aha Ebru seni seveceğin işler bunlar. Evet çok sevdim gerçekten. Biz geçen gün 90'lar evine gittik. Ebru anlat. Evet çok güzeldi. Evet. Bence görüntüler anlatsın. Öyle mi diyorsun? Üsküdar'da öyle güzel bir ev ki içine girdik çıkmak istemedik. Kesinlikle öyle. Buyurun bakalım. Görmelisin, görmelisin. Artık seni sevdiğimi bilmelisin. Sevmelisin, sen bilmelisin. Artık benim olduğunu bilmelisin. Neredeyiz efendim? 90'lar evindeyiz. Burası 90'lar evi ve 90'lar bakkalı aslında. Evet. Bakkal bizim günümüzde. Yani ben o paraları kuruş kuruş biriktirip gidip şu özellikle bunları aldığım zamanları baksana unutamıyorum. Bunlar ne kıymetliydi. Ay ne kadar güzel. Mesela baksana söyleyeyim bir tane. Bizim çocukluğumuz bunlarla geçti. Öyle değil mi? Baksana şuna ilkokulda, ortaokulda. Leblebi tozu var bakalım. Ne şakalar yapardık bununla ya. Aslı Hanımcığım merhabalar. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Biz çok mutluyuz. Ağzım kulaklarımda. Murat'ın da benim de. Muhteşem canım. Nasıl bu fikir gündeme geldi? 90'lara olan özlemimizi bu şekilde gidermek istedik. Dedik ki yapacağımız mekanda bizim çocukluğumuzu anımsatacak, çocukluğumuzu yaşatacak bir yer olsun. Böyle bir şey çıktı ortaya. O zaman biz bir keşfe çıkalım. Senin var mı böyle özellikle görünce aman Allah'ım aha da benim objem dediğin? Ya benim şu an bende öyle duygular uyandırdı ki burası. Şimdi ama beni gerçekten hani biraz daha İstanbul'a geldiğim dönemler. İlk cep telefonum oldu 97-98. Bir adet cep telefonum oldu. Aha da bu. Allah'ım bu var ya. Şu kırılmaz, kırıl kaç kez kırılmıştır? O kaç defa kırıldı. Bir de burası açılıyordu bunu. Yapıyorduk alsın diye iyice anten. Tozunu mu alıyordunuz? Antenin tozunu alıp daha iyi çeksin diye. Burada tabii birazcık daha büyüdükçe daha aklımızın erdiği bazı oyuncaklar da var. O zaman hani şimdi elimizde gerçi hepsi ama... Aa bak. Bak. O benim için apayrı. Yani buna geçtik biz artık. Benim için ve benim gibi yaştaşlarım için olay birdenbire değişti. Tabii boy o zaman böyle değil. Şöyle aşağı yukarı. Biraz daha inebilirim. Bak. Yani hani ortaokul 2 bilmem ne falan benim hayatımı değiştiren bir şeydi bu ya. E sonrasında tabii buraya geldik. Benim bu hikayem çok enteresandır. Çünkü ben
şimdi kendimce bir şov yapacağım. O zamanki şarkı kimse genelde Ajda olur. Çünkü ablalarım Ajda Pekkan dinlerlerdi. Ben elime alırdım mikrofonu. Buyurun. Bütün arkadaşlarıma şov yapacağım diye. Salon burası ya. Salonu kullanırdım. İşte orada o oturacak. Burada ona döneceğim. Sonra böyle yapacağım falan diye. Sonra geçerdim bunun arkasına. Koltuğun arkasında bir yerim vardı. Böyle onu saatlerce müzik dinlerdim. Ya bunu bilmiyorum mesela, bu ne? Bunu biz okuldayken, evet. Ebru'cum, çok yapardık. Nedir o dersen? Mesela buradan başlatıyorsun. Ha. Böyle gidiyor. Aa. Çata pat. Bunu alırsın arkadaşlar. Neyse ki şimdi pat, yok. Pat pat pat. Duvarlara böyle süre süre çat. Ya. Pat. Şu herhalde 100 yılın buluşu falan olur. Evet. Yani bu her dönem vardı ve hala da. Her dönem var ve her yerde var. Her yerde var. Dünyanın her yerinde yani. Evrensel bir oyuncak. Bunun renklerini bir araya getirip yapabilen var mı bilmiyorum. Ebru'cum bak ne kadar güzel. Ama değişmeyen tek şey biliyorsun Türk kahvemiz. Her zaman vardı. Aynen değil mi? 90'larda da, 2000'lerde de. Bunu böyle yapıp sona gelirdin. Hop, ortayı boş bırakıyorsun. Tabii. Oradan yola devam ediyorsun. Buradan yap, bunu çok al. Oldu. Ha, ha. Şunu da al. Şöyle, şöyle. 3 tane kalıyor. Bunu da aldım. Makul. Şimdi sana bir sürprizim var. Hazır mısınız? Şimdi geliyorum. Hadi. Allah'ım ne yapacak acaba? Beş A'dan Ebru Akel. Başkan her zaman başkandır gördüğünüz gibi. Sınıf başkanım. Sınıf başkanı, okulun başkanı, gönüllerin başkanı, müzik kolu başkanı o da. Böyle güzel bir günde burada olduğum için ben çok çok mutluyum. Çocukluğunuza, ergenliğinize, gençliğinize her yere dönebilirsiniz burada. Muhteşem bir ortam var. Çok mutlu oldum. Anılar canlanıyor. Anılar canlanıyor. Harika. Vay arkadaş gerçekten ya. Kafama da kurdeleyi de takmışız giden. Büyük bir sürpriz de bu. Hiç benim hiç için ummazdım yani. O kara gönlüğü, önlüğü gerçekten giyip. Gerçekten. Vay artık. Ama döndün değil mi? Elimi ceplerime koydum, orada vallahi şeker çikolata saklardım. ve mendil. Sosyal bilgiler dersinden geliyorum. Annem mendil koyardı. O ceplerde mendil olur ya. Unuttum mu mendilini, sümükler akar burada. Bir hafta ya, da durur belki o sümüğü. Gerçekten aynen ya, öyle. Ya. Güzeldi, yani hala etkisinden kurtulabilmiş değiliz. Zaten genel olarak bir akım var yani değil mi? Tabii tabii kesinlikle. Herkes bu 90'lara doğru bir dönüş hikayesi. Biz de tam göbeğindeydik bununla. Çok eğlendim ya. Bu o sırada mı aklına geldi ya? O sırada. Kurmuş, baktım gerçekten orada. Mi? Şöyle Haşırım'la göz göze geldik. Ben bunun içine girer miyim? Olur mu? Olmaz. Vallahi giydim. Vallahi büyük şaşırttı bizi. Müzik kolundan Ebru Akel. Çok çok güzeldi. Baksana çok keyifli falan bir gün geçirdik. Her şeyle özel düşünülmüş bir yer. Güzel. Teşekkür ediyoruz Aslan Hanım'a tekrar. Şimdi bu akım giderek büyüyor. Hangi akım? Yapay zeka akımı. Evet. Siz de dahil oldunuz mu? Ya ben de dahil küçük oldum. Küçük çaplı. Ya göreceğiz arkadaşım şimdi. Yapıp bana gönderdi daha doğrusu. Instagram'da şurada burada bol bol görüyoruz. Evet. Ve bol paylaşımlar yapıyorlar özellikle 90'lara ait fotoğraflara, evet, atıfta bulunarak. Bir bakalım istersen, bakalım kimlerde, bak nelerde şimdi, neler var. Mesela bu Şükran Ovalı. Şükran Ovalı'nın 90'lardaki hali mi efendim? Evet. Allah'ım yarabbim maşallah. Güzelmiş yani. Evet. Baktığın zaman da birçok Amerikan artistine de benzeyen bir durum var. Kesinlikle saçlar falan kızıl, böyle güzel bir şey kılık yapmış. Kıyafet de güzel. Ya bu uygulama senin yüzünü alıyor. Birkaç tane fotoğraf gönderiyorsun. Aha. O kendi böyle seni giydiriyor vesaire, bir şeyleri oturtuyor. Yaklaşık 12 mi 20 mi ne bir fotoğraf. 12 değil mi? 12 tane mi? Peki. 12 selfie gönderiyorsun. Seni böyle değiştirip gönderiyor. Başka kimler var? Şükran Nilperi Şahinkaya gelecek mesela. Aa. Aha güzel. Değişen bir şey yok falan İlperi'de. Aynı bence de. Değil mi? Hiç değişen İlperi, bir şey yok. İlperi yani. Sonrasında? Bakalım kim var? Büşra Pekin. Ay inanmıyorum. Ama Büşra Pekin'in bu amigo son olmuş hali mi yoksa bizim tanıdığımız hali mi? Ona da hangi fotoğrafını yapmış acaba? O son fotoğraflarını göndermiş hocam. <çocuğum. gülüyor> Tabii. Ona göre bir fotoğraf gitmiş işte. Peki. Peki bakalım. Aa kim Pelin. Ya? Hayır Pelin Burcu bu. Burcu Biricik değil mi? Pelin Akil ya. Pelin mi? Evet, evet çok Burcu'ya benzemiş. Burcu'ya benzettim bir anda. Evet yani. Pelin Akil. Vay vay vay. Kıvırcık ve böyle saç çok yakışmış bak Pelin'e. Evet. Valla bunu yapsın ben sana söyleyeyim. Yap bunu Pelin. Harika. Peki başka kim var? Aslı Bekiroğlu. Aslı. Ay çok çıtı pıtı. Tatlı. Gerçi evet, yine de çok değişmiş durumda değil. Onu söyleyelim. Peki. Bu arkadaşımız da Bora Alkaş. Değil mi?
gözlükler falan. Yani bir değişim var burada ya olmuş herkes yani. Herkes gerçekten bu furyaya katıldı. Herkes de balıkçı, sayfasında paylaştı. Balıkçı yaka o zamanlar çok meşhurdu ya. Değil mi o balıkçı yaka kazak ara hikayesi? Ara geliyor da evet. Bu kim peki? Ya Yağmur Tanrı sevsinmiş. Evet. Aa. O da çok güzel olmuş. İnsanın kendini böyle farklı hallerde görmesi bayağı bir enteresan. Bayağı bir okul, kolej öğrencisi. Ama peki. Gözlükler... Peki. Buyurun. Cem kendi fotoğrafını, gerçek halini paylaşmış. Böyleydi Cem Yılmaz 90'lar. Ya. 90'lar. Vay arkadaş, şeyi hatırlasana o film, ilk filmi. Tabii. Yani Altan, ben Cem'in o zamanlarını şöyle hatırlıyorum. Çünkü biz 95'te üniversitede bütün bale bölümü Cem'in İzmir Açık Hava'da, fuarda gösterisine gitmiştik. En önden böyle günlerce izlemiştik onu. Yani 3 gösteri yaptıysa hani hepsine gitmeye çalıştık. Yani, ne eğlendiğimizi hiç unutamam. Biz Ebru, affedersin, bizim rahmetli Savaş Ay'la bir kültür merkezinde çıkardı. İlk çıktığı andan, hatta 3. gününden itibaren sürekli değil giderdik. Evet. Çünkü inanılmaz bir akım vardı. Birçok da ünlü de vardı. Sürekli Cem Yılmaz'ın ilk hallerini izlerdik. Kesinlikle. O Süpermen zamanları falan. Acayip çok bir şeydi. Güzeldi. Çok güzeldi. Yakışıklıymış. Bu... Bergüzar da kendi küçük fotoğrafını paylaşmış. Ne arkadaşlar, üzgünüm ama hiçbirimiz pompom kız değildik. Evet. Paylaşımıyla. Çok şeker ya. Evet. Saçlar kıvırcık. Şimdi bir sürpriz var, bakalım kim geliyor. Oho! Gerçekten böyle mi Ebru? Ebru Akel efendim 90'larda bu şekildeydi. Ya bu şekilde miydin? Yapay zeka beni biraz benim? Melez yapmış yani. Çok enteresan bir şekilde gerçekten. Sen Latin aplikasyonundan girmiş olabilirsin. Evet, beni yani biraz böyle bir benzetirler ya. Biraz daha beni böyle... Kim? Abla, Jessica. Bak, ha, bak, bak. Baksana. Bak. Bazı Ebru fotoğraflar, bizim. Bu Katie Holmes'a beni çok benzetirlerdi küçükken böyle. Bak burada. Burada. Burada biraz gibi. Böyle daha kahkül olmamış. Evet. Enteresan. Vallahi çok güzelmiş. Hadi bakalım. Böyle bak işte bu Katie Holmes'a çok benziyorum burada. Bu senin ehliyet fotoğrafın ya da pasaport fotoğrafın gibi zamanında. Evet, değil bir mi? Bana benzemiş bu. Bir de yani o işte gençlik döneminde dediğim gibi. Bayağı. O ünlü artist. Ama değişen bir şey yok Ebru, ben sana söyleyeyim. Teşekkür ederim. 2050'de de olsa herhalde aşağı yukarı bu halini koyarlar. Çok öyle güzel. Mi diyorsun? Evet. Çok teşekkür ederim. Benim 90'lardan fotoğrafım yok. Daha doğrusu yapamadım. Çünkü ben doğmamıştım. Evet yani dolayısıyla o fotoğraflara ya gönderdim ama dediler ki sen 90'larda zaten doğmamışsın ki. Nasıl yapamıyoruz dediler. Tabii. O yüzden de öyle oldu. Kusura bakmayın. Neyse 2000'lerdeki versiyonu da kullanacağız. Doğduktan sonrakileri koyacağız. Peki öyle yapalım. Gerçekten çok fazla bir şey dedin Doğan'a ama duyamadım. Uzmanlardan bu konuyla ilgili bir uyarı gelmiş bu 90'larla ilgili. Neymiş? Onu da bir izleyelim isterseniz. Uyarılar geliyor. Evet. Nasıl? Güzel görünüyor ama bence yakında çok da güvenli olmadığı anlaşılır diye düşünüyorum. Gayet hoşumuza gitti. Annemin de hoşuna gitti. Uzun saçlar, gözlükler, deri ceketlerle yeni bir akım başladı. Sosyal medyada 90'lar rüzgarı esiyor. Kim tanıma, hani bekarlık, sultanlık derdim. Hepsi de çok iyi çıkmış bu arada. Çok beğendim. Hepsini bayağı beğendim yani. Beğendim geçtim, beğendim geçtim. Uygulamayı açıyorsunuz. 8 ile 12 arası... Çoğunlukla selfilerden oluşan fotoğraflarınızı yüklüyorsunuz. Uygulama size bir anda yapay zeka teknolojisiyle birlikte 90'lara ışınlıyor. Akım olarak yani 90'lara dönmek güzel zaten, günümüzden çok daha güzeldi. Oldukça eğlenceli görünüyor ama dikkat. Sözde 90'lı yıllarda ne şekilde göründüğümüzün bize gösterilmesi, yani bir nevi eğlence amaçlı görünen bir tuzak. Uygulamayı ünlü isimlerde kullanınca akım yayıldıkça yayıldı ama aplikasyon deyip geçmemek gerekiyor. Ya gördüm, aslında çok bir sorun olacağını zannetmiyorum. Hatta artık o kadar gerçekçi ki bu çok korkunç geliyor bana. Olumsuz da kullanılabilir bu konu. Uzmanlara göre bu tip uygulamalar aslında bizim bilgilerimizi topluyor. Üstelik o bilgileri uluslararası şirketlerle paylaşabiliyor. Yani bizleri bir ürün haline dönüştürüyor. Yapay zeka vasıtasıyla bir takım sağlık analizlerini ortaya çıkartabilmek mümkün. Örnek vermek gerekirse bu kişilerin yüzündeki sivilce oranları, cilt sağlığı gibi bilgiler çok rahatlıkla bu işi yapan büyük firmalara satılabilir. Uygulamalar üzerinden tüm kişisel verilerimizi bilmediğimiz, tanımadığımız kimselere kendi ellerimizle teslim ederken güvende miyiz? Akıllı ev teknolojisinde örneğin sizin yüz verilerinizle evinize girebilmek mümkün. Tahmin edemediğiniz, edemeyeceğiniz bir takım mağduriyetlerle de karşı karşıya kalabiliriz. Sonuçta o fotoğraflar daha sonra nereye gidilir, nereye depolanıyor pek belli olmuyor.
Ay 90'larla ilgili o kadar fazla mesaj geldi ki. Ebru Hanım, Londra'da izliyorum sizi. Murat Bey'le çok tatlısınız. Bu sabah bizi eskilere götürdünüz. Kaçta uyanmış maşallah. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, şimdi değil çok mi? Da izleyemeyeceğim. Yürüyüşe gidiyorum diyor bir taraftan da. yürü çok iyi. Atıyor kendini herhalde. Şimdi sayenizde gençliğime çocukluğuma gittim diyenler var Hacer Hanım. Lale Hanım, çok güzelsiniz. 90'ları yaşattınız. Gençliğime döndüm sizinle. Demiş Ebru Hanım, siyah önlük mükemmeldi. Size de çok yakıştı. Eskilere götürdünüz beni. Çok teşekkürler. Ebru Hanım, Murat Bey, eski yılları anmanız çok güzel. Her şey eski yılları özlemle anıyoruz. Gerçekten biz de aynı duygulardaydık. Şimdi nereye gideceğiz seninle? Şimdi şöyle bir durum var. Karadağ'a gidelim. Çünkü en tembeller artık belli oldu. Oh. 49 gün boyunca yarıştı arkadaşlar yatarak. Evet. Sadece 8 saatte bir kalktılar. İşte ne bileyim tuvalete gittiler. İşte falan. Ama telefonda sürekli oynama hikayeleri vardı. Tabii, ve serbestti. Yatarak kazandılar. Yaklaşık 1200 saat yattılar. Ve Lidia Markovic... Bunlardan biri. Evet. Ve Filip Nezbiç. Bu yani, ikisi kazandı. Bu iki arkadaş yata 1000 euroyu kazandı ya da avroyu ve Karadağ'ın en tembel vatandaşı unvanını aldılar. Kutluyoruz burada. Bunlar anlaşırlar. Ben sana söyleyeyim. Ama iki kişi böyle yatak yana. İki tembel bir yastıkta olur. Bak onları 47 günü öyle geçirmiş. Sonra ev niye çöp ev oldu? Olsun. Bu tembellikle onlar her şey, bütün yarışmalara falan katılırlar. Bak 12.si bitmiş, biz de 13.ye belki gidebiliriz. Olabilir. Evet. O da olabilir. Hayırlı uğurlu olsun. Valla kim ne yapacak ne edecek derken demek ki bu ikisi artık yani bayağı dirayetli çıktı ki yarışmayı evet. Yapanlar da sıkılmışlardır herhalde. Bence de. İki onu takip edenler jürinin de işi zor. Bir mesaj daha geldi, bunu da okumak istiyorum. Buyurun. Ebru Hanım ve Murat Bey. Ebru Hanım, yıllar geçti de hala genç ve güzelsiniz. Hala. Çok teşekkür ederim. Hala. Ya hala demeyin Ebru Hanım, çok sıkılıyor. Hiç kızmıyorum canım. Yani o hala kelimesini ortadan kaldırmak gerek yani. Haladır neyse. O ya. Hala. Hani halanıza benzemişsiniz, çok güzelsiniz falan manasını. Pekala, o zaman İngiltere'de ilginç ve belki de emsal teşkil edecek bir olay yaşanmış. Olayın hadisesi şu. Bir iş yerinin WhatsApp grubundan çıkarılan çalışana 134.411 sterlin, yani yaklaşık, ya kurlar sürekli değişiyor da, 4.400.000 lira tazminat ödemesini hükmetti bir mahkeme. WhatsApp grubundan çıkarıldı diye. Ha. 2019'da işte bir belediyeye bağlı işletmede tesisatçı olarak çalışıyor 60 yaşındaki Mark abimiz. Tamam. Ve sırtını incittiği için 15 günlük izin almış. Raporu var yani. Raporu var. İşten çıkmadı ya da çıkarılmadı. Evet. Peki. İzindeyken şirketin söylediğine göre önemli güvenlik bilgilerini iletmek için kurulan bir sohbet grubundan da çıkarıldı bu tesisatçı olarak çalışan arkadaş. Tabii, şimdi önemli bilgiler var. Nereden su sızdı, şuraya gidiyoruz, buraya ekip gönderiyoruz falan gibi. Değil mi? İşle ilgili önemli bilgiler var. Evet. Şirketin bahanesi bu Thomas Bey'in ya da Mark Bey'in daha doğrusu devamsızlık sebebiyle gruplardan çıkarıldığı idi. Efendim, hastalık sürecindeki maaşta bir kısmını alamamış maalesef, kesilmiş vesaire. Tatmin edici bir cevap da gelmeyince şirketten ayrılmış Mark abi, tesisatçı. Ya. Konuyu mahkemeye taşımış, mahkemede sonuçlanmış, diyor ki emsal niteliğinde bir karar mı acaba? Hadi bakalım, Türkiye'mizde olsa ne yapacağız? WhatsApp grubundan çıkarıldım, ey mahkeme, şirket beni çıkardı, evet. Bana 4 Haksız milyon, yere. Hadi 4 milyon değil 1 milyonluk tazminat davası açıyorum dediği zaman ne yaparlar sana? Bir bardak su iç derler. Ya mahkeme demese bile en azından şirket tabii şu hareketi demez. Yapabilir. Lü. İşte hani aynen. Ben daha kibarını söyledim. 90'larda çok yapardık bu hareketi de o yüzden. Şirketin, buyurun. Hakim diyor ki çalışanları başkalarıyla paylaşılan mesajların dışında bırakmanın olumsuz bir davranış oluşturabileceğini söylemiş. Evet, tamamen mantıksız bulmuş mahkeme aynen. Bu açıklamayı. Aynen öyle. Tamamen mantıksız bu açıklamaya göre ne kadar para almış? İşte 4.400.000 lira şirket Mark abimize veriyor. 4.400.000 lira. Yani bizde de çok fazla öyle gruplar vesaire var. Arkadaş grubu falan filan. Biz en fazla trip yapıyoruz. Evet. Ya da birisi şu gruptan beni çıkarsa da rahatlasak diyoruz mesela. O da çok önemli. O da olabilir. Var öyle 2-3 tane Allah'ım dın 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 yazıyor. Sessiz alıyorsun yine doluyor. Doluyor. Çıksan çıkamıyorsun, iş yaptığın insanlar falan filan ya da evet. Başka bir şey. Evet. Vesaire yani sıkıntı. O gruplardaki günaydın kısmı beni şey yapıyor. Günaydın, size de günaydın, size de günaydın, 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 günaydın. Günü. Zor işler. Peki, Erzurum'da görev yapan 39 yaşındaki fen bilgisi öğretmeni evet. Tuba Dumlu Güler. Dünyanın en iyi 50 öğretmeninden biri oldum. Kendisi daha önce de Milli Eğitim tarafından 2010 yılında ve daha sonra iki kez en iyi öğretmen unvanını almıştı. Şimdi bu değerlendirme, bu dünyanın en iyi öğretmeni değerlendirmesinde birinci seçilmesi halinde 1 milyon liralık bir ödülün sahibi olacak. Evet, 1 milyon lira. Çok kıymetli. Tuba öğretmen o ödülü kazanırsa bakın ne yapmak Sterlin istiyor. Sterlin olaymış. Dolar, euro, altın.
Erzurum'da görev yapan 39 yaşındaki Tuğba Dumlu Güler, dünyanın en iyi 50 öğretmeni arasına girdi. ...30 ülkeden 7000 öğretmenin katıldığı 2023 Global Teacher Prize yarışmasında değerlendirmeler hala devam ediyor. 16 yılın tabii ki 10 yılı köy okullarında geçti benim. Oradaki hem kız çocuklarımızın eğitimi hem imkansızlıkları biraz daha imkanlı hale getirmeye çalıştık. Kendini öğrencilerine adayan Tuğba öğretmen, öğrencileri için yaptığı çalışmalarda 2013 ve 2019 yıllarında da iki kez Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yılın en iyi öğretmeni seçildi. Derste sayısal zekası ya da görsel resim yeteneği ya da müziksel zekası olan her öğrencime bireysel etkinlikler yaparak hem bilimi sevdirmek hem de onları bilimsel yarışmalarda daha donanımlı, daha nitelikli olmalarını sağlıyorum. Erzurum'un bir köyünde de neler yapılabileceğini tüm dünyaya göstermek istedim. Ülkemi çok güzel bir şekilde temsil etmek istedim. Ömer Nasuhi Bilmen Ortaokulu'nda fen bilgisi öğretmenliği yapan Güler, yarışmanın birincisi seçilirse 1 milyon liralık ödül kazanacak. Eğer parayı alırsak şöyle güzel, donanımlı, gönlüme göre bir laboratuvarı, atölyeleri olan, tam böyle 21. yüzyıl becerilerini kazanabilecek çocukların bu ortamlarda kendilerini ifade edeceği donanımlı bir okul yaptırmak istiyorum. Helal Tuba olsun. Öğretmen. Eğer aynen. Bu parayı alırsam da bir okul yaptıracağım öğrencilere. Ya inşallah da yani bu zamanda biraz bir milyonla bir şey yani okul yapılabilir mi bilmiyorum ama niyeti bulur. Önemli. Aynen tabii öyle ki. Dediğin gibi son derece tabii mühim. Tabii ki. Çünkü uluslararası helal bir olsun. Değerlendirme kuruluşu. Dün de bir hani öğretmen verdik mizacı ne kadar güzel diye. Evet. Okuldan da soğutabilir, okulu da çok sevdirebilir. Kesinlikle. Hani uyuyan bir kız çocuğumuz yani vardı ya. Yani zaten boşuna hani yüzlerce binlerce öğretmenin arasından bu öğretmenimizin 2010 ve 2013 yılları arasında yanlış söylemiyorsam Milli Eğitim tarafından en iyi öğretmen olarak seçilmesinde bir sebep vardır mutlaka. Yetiştirdiği öğrencilerin not ortalaması vesaire vesaire yaklaşımı değerlendirilmesi demek ki onu bugünlere getirmiş. Tebrik ediyoruz. Kısacık bir reklam arası. Efendim bugün yine biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Bu hafta da çok hızlı geçti gerçekten. Vallahi hızlı geçti. Hayır, ya. Vakit seninle nasıl geçiyor Murat? Seninle de öyle Ebru'cuğum. Keşke cumartesi pazar da yapsak. Olabilir. Evet, olabilir. Pazartesi karşınızdayız efendim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. İyi hafta sonları.